Dolandırıcılar çalıntı araçların şasi numaralarını temize çıkarmak için akıl almaz bir yol kullanmaya başladı. Tuz ruhu ve kezzapla okunmaz hale getirilen numaralar deprem bölgesindeki hurda araçlarla değiştiriliyor. Aman dikkat. Canan Marangöz'ün özel haberi. Kezzap, tuz ruhu, işte asit, kostik bu tarz şeylerle şasi numarası üstü paslanabiliyor. Bu tamamen dolandırıcılık. Dolandırıcılar bunu da yaptı. Çalıntı veya perte çıkmış otomobillerin şasilerini paslandırıyorlar, deprem bölgesindeki hurda araçlarla değiştiriyorlar. Bu araba beyazsa aynı beyaz, aynı modelde arabayı getiriyorlar. Tekrar muayeneye giderek arabanın trafiğe geçmesini, çıkmasını sağlıyorlar. İnsanın aklına gelmeyecek şeyleri deniyorlar, hakikaten çok şaşırtıcı. İnsanlar sonuçta para veriyor. Şeytanın bile aklına gelmeyecek o plan tuz ruh ve kezzap gibi kimyasallar kullanılarak yapılıyor. İşte araçların şasi numaralarının bulunduğu bölümlere bu tuz ruhu ve kezzap gibi kimyasallar dökülüyor. Daha sonra da oranın çürütülmesi sağlanıyor. Buradaki şasi numarasında biliyorsunuz ki altta kaldığı için buraya asit döküyorlar, paslanıyor. Yeni şasi numarasını sağ orta direğin buraya basarlar. Uygun değil ise hemen buradaki Amasör Kulesi'nin üstüne basarlar. Yani sağ tarafa basarlar. Tüm bu planın arkası deprem bölgesindeki kaskosu olmayan araçlara dayanıyor. Hurda halinde satılan o araçlara göz diken dolandırıcılar şasi oyunuyla çalıntı araçları trafiğe sokuyor. Kazalı deprem bölgesindeki araçların ruhsatıyla beraber aracı muayeneye sokuyorlar. Muayeneden şasi numarası paslandığı için geçmiyor. Şasi numarasının yeniden basılmasını sağlıyorlar. Şasi numarası değişmiş olan otomobiller ekspertizden bile geçiyor. Bunu anlamaksa iyi bir ustayla mümkün. İl dışından gelen bir arabamız vardı. Almış, satmaya geldiğinde şasi numarası paslanmıştı. Arabanın çelenç edilmiş olduğunu söyledik. Polise teslim ettiğimizde araba Bulgar'dan geldiği tespit edildi. Yeni bir araç almak için ekspertize başvurdunuz. Peki o ekspertize nasıl güveneceğiz? Öncelikle ekspertizin hizmet yeterlilik belgesi olup olmadığına dikkat edeceğiz. Bazen bu da yeterli olmayabiliyor. Burada görmüş olduğunuz TSE belgesi, bakın şöyle göstereyim. Şurada da amblem var. Bunların sahtelerini yapabiliyorlar. Kurumsal firmalara güveneceksiniz. Başka bir çaresi yok bunun.